Şöyle bir bakayım, bizler neler yapmışız? Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, 2014 yılının 28 Mart'ından itibaren ilçe belediyelerinin bittiğini ifade ederek, "Güçsüzü bana hükmettirmeyin, yanlıştan dönmek fazilettir," dedi. Maalesef lüks yok diyen bir adam. Ama 2014'ün 28 Mart'tan itibaren biz bittik. Yani ilçe belediyeleri bitti. Büyükşehirlere tabi olduk. Ben görevde kaldığım süre içerisinde büyükşehirle ilgili bütün şikayetleri böyle sizlerle bir araya geldiğimde, vekillerimizle bir araya geldiğimde hep dile getirmeye devam edeceğim. Şayet bu büyükşehir yasasının İstanbul'da Kocaeli hariç Türkiye'de herhangi bir yerleşim birimine bir nebze katkı sağladığını bana biri anlatsın, her şeyi vermeye hazır. Ya bu büyükşehir yasası ucube bir yasa. Bunun bize bir faydası yok. Gitti bizi Muğla'ya teslim etti. Doğada bile kural vardır. Güçlü güçsüze hükmeder. Ya güçsüzü bana hükmettirmeyin ya. Yapmayın ya. Yapmayın arkadaş. Yapmayın ya. Yanlıştan dökmek fazilettir ya. Birçok konuda döndük ya. İç politika, dış politika, politikaya girmiyorum. Yani döndük ya. Buna da dönelim ya. CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir ise büyükşehir yasasına Başkan Saatçı gibi karşı olduğunu ifade etti. Ama sıkılmamışlar. Sayın Belediye Başkanım dedi, büyükşehir falan bahsetti ya. Ben büyükşehir yasasına hayır diyenlerdenim. Bak onun peşinden söyleyeyim. Bunun cevabını Hasan Özer verecek. Ona girmiyorum Sayın Başkan. Tabii ki düzeltilmesi gereken çok şey var. Ama beraber birlikte inşallah düzelteceğiz. Başkan Saatçı'ya cevap veren AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özer'de, "Eksiklerimizi düzeltirsek büyükşehir yasası daha büyük fayda sağlar hale getirilecektir. Hiçbir endişeniz olmasın," dedi. Genelgeler. Ama her şey insan elinde şekilleniyor. Çünkü bir ülkenin en büyük kaynağı insan kaynağıdır. Ne kadar güzel yasa çıkarırsanız çıkarın. Büyükşehir yasası, bugün baktığımız zaman büyükşehir olmakla Muğla, Ankara'dan gelen ödenekler ikiye katlandı. Eksikleri yok mu? Var. Düzeltilmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ama bunlar da zaman içerisinde, bize bir yörük sözü var biliyorsunuz, göç yolda düzelir diye. Önce bu kararları alacağız, üniversitelerimizi kuracağız. Ondan sonra eksikleri düzeltmeye, düzelte düzelte devam edeceğiz. Başkanım, eskiden bir Bodrum Yarımadası'nda 12 tane belediye vardı. Fethiye'de 12 tane belediye vardı. Belediyeler hizmet verip üretebiliyor muydu? Üretemiyordu. Kaynaklar sadece personelle yetmiyordu. Yani Muğla büyükşehir, evet yeni bir büyükşehir oldu. Aslında imkanları da ikiye katlandı. Ama organize olup hizmeti daha etkin götürebilmesi, o da bir zaman ve süreç işi. Eksiklerini düzeltirsek inşallah büyük şehir yasası daha büyük fayda sağlar hale getirilecektir. Ondan hiçbir endişeniz olmasın.